Emirati katabligatakin. Geliyor demli valisi geliyor şey. Desteklemeyi. Kadıbe sakta avrak koçu kanı. Kaçı sakta avrak amcid zanı. Şişe nereye? Pere kadayım beri fatura yapar. Etmeye fatura sakta kaçı al sakta yapayım zanı. Başkan şimdi böyle bir kez. İki yıllar haksız değilse çarsan zede der basbuyu, mali hafırlatını. Ya ev çırkçı, hele ko dayı. Normal dayı bir firme sektör tarihini. Çünkü güneye çırkçı evi. Bize 2-3 gündür, yani cuma günü de daha doğrusu başladı. 2013, 2014, 2015 yılına ait buğday ve mısırdaki faturaların sahte olduğuna dair Tarım Bakanlığı tarafından, tabi Maliye Bakanlığı müfettişlerinin incelemesinden sonucu Tarım Bakanlığı'na bilgi vermiş. Tarım Bakanlığı tarafından çiftçilerimize il ve ilçe tarım tarafından bize işte sahte fatura olduğuna dair buğday ve mısır dana desteklemelerinde ki teslim çiftçilerimizin teslim ettiği faturaların sahte olduğunu, o firmaların sahte fatura verdiğine dahil aldıkları desteklemelerin geri alınması, yani geri ödenmesi devlet tarafından çiftçilerimize tebliğ edilmiştir. Ve bize başvuru yapıldığı zaman biz gerekli yerlerden kaç kişi olduğunu, ne kadar çiftçimize bu tebliğat geldiğini sorduk. Ve tebliğatta 2000 çiftçiye, Kızıltepe'de 2000 çiftçiye yakın çiftçimizin bir kısmına tebliğat varmış, bir kısmına da daha önümüzdeki hafta ve bu hafta içerisinde tebliğatların gideceğini duyumunu aldık. Ve biz tabii Kızıltepe Çiftçiler Derneği olarak buradan sesleniyoruz Tarım Bakanlığı'na. Burada günah keçisi olarak çiftçimiz aranmasın. Çiftçimiz malını satmış, üretim yapmış, malını satmış. O firmanın ödemesi, kendi ödemesini yapmamış, stopajı yatırmamış, bu çiftçimizin suçu günahı değildir. Çiftçimiz burada mağdur edilmesin. Yok efendim işte biz size verdiğimiz destekleme parasını geri ödeyin. Akabinde ödemediğiniz takdirde bir ay içerisinde 5 yıl desteklemelerden muaf tutulacaksınız. Böyle bir yanlış uygulama yapılmaması lazım. Etik değildir. Eğer ki benim çiftçim faturayı ticaret borsasında belli il ve ilçe müdürlük ticaret borsalarında İl ve ilçe tarıma getirdiği zaman eğer ki kabul edilmişse niye bugün benim çiftçime bu zorluklar çıkarılıyor? Eğer ki sahteyse niye o zaman denilmedi? Niye 3-4 yıl beklenildi? Bu yanlış bir uygulamadır. Biz tabi yürütmeyi durdurma kararı için biz çiftçilerimizle kendi avukatlarımızla görüştük. Çiftçilerimizin direktmen gidip itiraz etmeleri, mağdur olmamaları için biz buraya bakanlığa buradan sesleniyoruz sizin aracılığınızla. Kesinlikle yanlış bir uygulamadır. Her seferinde darbeler çiftçiye geliyor. Bu da artı bir darbedir çiftçiye. Gitsinler o sahte faturayı veren firmaları araştırsınlar. O firmaların suçluysa o firmalara ceza versinler. Kendi kurumlarına ceza versinler. İl ve ilçe tarımdan teslim alan çiftçimden belgeleri, faturaları, dosyaları teslim alan onlardan sorsunlar. Benim çiftçimi buradan mağdur etmesinler, tavım altında bırakmasınlar. Sen işte hırsızsın, sen sahte fatura ibraz etmişsin. Eğer sahteyse o zaman sahteydi. O zaman benim çiftçime dosyalarını almasın. Onun için burada günah keçisi çiftçi seçilmesin. Çiftçi zaten zor bela geçimini sağlıyor. Üretim yapıyor. Girdiler pahalı. Biz buradan bakanlığımıza, özellikle Tarım Bakanlığı'na bu kararın bir an önce geri alınması. Çünkü tamam da gönderdin, mesela emsalı vardı, şimdi benim çiftçim niye zarar görsün, niye mahkeme açsın, niye dosya masrafı ödesin, niye avukata para ödesin? Bu bir haksızlıktır yani. Onun için ben buradan da çiftçilerimize sesleniyoruz, tüm Kızıltepe'deki çiftçilere, elinize tebliğat geldikten sonra bir ay içerisinde mahkemeye başvuruyorsunuz. Biz buradan gereken bilgileri veriyoruz. Uygulamanın yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvuracaklar ve buradan hani ben şunu da söyleyebilirim, yani mağdur olmamaları için her halükarda inşallah mahkeme çiftçimizi tarafından
karar verecek. Çünkü bu bir mağduriyettir. Bu saçma sapan bir şeydir. Yani bu çiftçimizi eğer sahteyse, eğer şeyse niye bugüne kadar bekletildi? Niye o zaman dosyalar alındı? Onun için ben çiftçimizin eline geldikten sonra bir ay içerisinde itiraz etmelerini istiyoruz. Tebligat Bakanlığı tarafından cümrat edeyim. Tabii ki 2014'te sıkta fatura kesmiş kiriye. Bu fatura kesmiş kiriye fatura şirket acımır daimi. İro tabii bunu ödeme akı geliyor ödeme oluyor bakın. Kami bir ödeme çağı bakın. Acı itirazı bir havuydu kımız yapıdım mahkemeyi. Mahkeme kararıyla karşı karar yapıdım ben. Meyve dava akı sürmüş bakın. Haksız tarafında cümratı ve yani. Hükümetimizden ricamız bu çiftçiler kendi yani bu mağduriyeti gidermeleri gerekiyor. Çiftçiler zaten bu stopajı çiftçi yatırmış, tüccara malını satmış, stopajını da vermiş. Ama tüccar bu sahtekarlığı yapan tüccardır. Tüccar yatırmamış yani bu faturayı sahte mi yapmış, ne yapmışsa. Biz bilmiyoruz yani ama bunu bu Tarım Bakanlığı ve yetkililerin buna bir el atması ve çiftçilerimize yardımcı olmalarını bekliyoruz. 5 sal beri Magalmi Kofrut ve da şirketteki Şümer Müstahsil Makbuzi ve Birin ve bir ilçe tarımı ve teslim kir ve van Perekoji istendin. İşte pişti 5 sala Anha jımar dibeci av müstahsil makbuzey ve sıhtani hune van parana geri iade bakın. Emci duhazın yetkili yarı veya tişki net cideyi çünkü me mali kofrodiyi o me tişki uygunsuz tişki ne yasal me ne kiriyi yani veya haksız ilme de bedverdi em duhazın denge me bige yetkili yarı.